Emekli aylığı düşük olanlar dikkat. SGK uzmanı Özgür Erdursun açıkladı. SGK uzmanı Özgür Erdursun emekli aylığı düşük olanları işaret ederek gerçeği açıkladı. Milyonlarca emekli Türkiye'de zor şartlar altında yaşam mücadelesi veriyor. Sene başında maaşlara yapılan %49,25 zam ile birlikte en düşük emekli maaşı 10.000 TL'ye yükseldi. Ancak maaşlara yapılan zam enflasyon karşısında kısa sürede ezilirken ayrıca açlık sınırının altında kaldı. Türk İş Nisan ayı açlık sınırını 17725 Türk Lirası olarak açıklamasının ardından hem emekli maaşları hem de asgari ücret bu rakamın altında kaldı. Milyonlarca emekli ve memur Temmuz ayında 6 aylık enflasyon farkından çıkacak sonucu bekliyor. Dün açıklanan Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK verilerine göre mayıs ayı enflasyon oranı %3,37 olurken yıllık ise %75,45 oldu. Böylece 5 aylık enflasyon farkı 22,71 olarak kaydedildi. Özgür Erdursun tek tek sıraladı. Temmuz ayında yapılacak zam dört gözle beklenirken SGK uzmanı Özgür Erdursun sosyal medya hesabından emeklilerin düşük emekli aylığı alma sebeplerini açıkladı. Emeklilerin düşük aylık almasının iki sebebi olduğunu açıklayan Özgür Erdursun, birinci sebep olarak emekli aylığı hesaplama sisteminin 2000 ve 2008'de değişmesi olarak gösterdi. İkinci sebep olarak TÜİK'in enflasyonunu işaret eden Erdursun konuya ilişkin detayları açıkladı. Et hesabından paylaşım yapan Erdursun, "Örneğin emekli aylığınız Temmuz'da TÜİK'e göre ortalama %26 artacak. EnAG'a göre olması gereken %40'larda olacak." ifadelerini kullandı. SGK uzmanı Özgür Erdursun, "Her dönem enflasyon farkından dolayı enflasyon kayıpları sonuçlarının yaşandığını söyledi. Keyandan NAG verilerine göre ise, tüketici fiyat endeksi, Evtüfe, Mayıs ayında %5,66 arttı. Evtüfe'nin son 12 aylık artışı ise, %120,66 olarak gerçekleşti.